Arkadaşlar Süheyla beni çağırıyor. Sanırım duvar resimlerine bir yenisini ekledi. O yüzden gidip beraber bakalım. Terliklerimizi bakın burada kim var, kim var? Bugün o kadar durgun ki, o kadar böyle sakin ki, sebebini bir türlü anlamıyorum. Sanırım sıcak yüzünden kendini buraya atıyor inip inip. Oğlum, bir tanem sen iyi misin? Ha? İyi misin annem sen? Ha? Burası serin olduğu için mi niye acaba? Gofret, hasta falan değilsin değil mi? Ateşin falan mı var? Ha, göbüşlü, göbüşlü. Çok tatlısın, aşırı tatlısın. İyi misin? Ha? Sen böyle masum durunca bir insan bir üzülüyor. Çünkü alışırız bunun böyle çılgın olmasına. Ama tezgahın üzeri serin, sanırım sıcak olduğu için burada. Neyse, Süheyla'ya gidip bakayım. Bakalım üçüncü resmi tamamlamış mı? Ay, bu kutuyla karşılaşıyorum. Diyeceksiniz ki bu kutunun burada işini. Arkadaşlar, şuraya açıyorum ki kapıyı, önünü de onu koyuyorum. Gofret içeri giremesin, kapı üzerinden hava alsın diye. Çünkü sürekli kapalı durmak, buraya da çamaşır asıyoruz ya, gofretin yüzünden oraya rutubet yapıyor. Süheyla'nın gitarları falan paslanıyor o yüzden. Neden odamdasın? Neden odamdasın ne? Bağırdın ya. Hani resim yok. Ben resim için bağırmadım. Ya niçin bağırdın? Ben de dedim üçüncü resmi yaptı herhalde bu kız ya. Ben senden bir şey çaldım. Kalbimi ne çekti? Böyle yapmayın, yapmayın. Korkutmayın beni. Ne çaldın? Bir şey. Bir şey? Ha. Söyle ne olabilir? O bir şeyi nereden bulmamı bekliyorsun? Benim hayal dünyam. Salondan çaldım. Salonla kısıtla diyorsun. Salonla ne çalabilirsin ki? Salonda bir sürü şey var. Ne çalabilirsin ki? Bir sürü şey içinden bir şey işte. Söyle müneccip miyim ben? Kilden yapılmış. Kilden mi? Kilden ne yapılabilir? Çanak çömlek yapılır. Çömlek. Küpüm. Neyin? Testim. Testimi niye aldın? Kırdın deme bana. Azıcık. Söyle onu annenin vermişti. Niye alıyorsun da kırıyorsun ya? Kaç yıldır saklıyorum ben onu. Çevirin kendim. Sen gofret misin? Ne diye çeviriyorsun ki testiyi? Boyayacaktım. Boyayacak mıydın? Sana kim izin verdi boyamana? O öyle doğal güzeldi. Ben de dedim ki doğal güzellerine güzellik katayım. Kızım bak bir şeyleri sor yani boyamadan önce sor. Koca evi boyadın sesimi çıkarmıyorum. Şimdi sıra çanak çömleğe mi geldi? Kırdın mı? Oy! Düştü masadan boyarken. Bizim evde bir şeyleri kıran tek gofret değil. Süheyla da dahil bunlara. Kırmamışsın. Hı. Ay boyadın mı? Evet. Ama hala boya. O yüzden dokunma ellerim hep boy oldu. Kurumadı. Ne bakayım? Ay testim. Ne üstünde testim? Bir ördek var. Yeşil başlı ördek. Daha ne istiyorsun işte? Bilmiyorum. Düşünemedim. Şu an için doğal halini sevdiğim için. Tamam. Atarım yere. Bak şimdi sakın ha. Şimdi şöyle bir durum var. Sen onu boyamışsın. Evet boyadım ama... Şuraya geç ışığa. Düzgünce bakalım. Boyamışsın onu. Emek vermişsin. Gayet de güzel olmuş. Ördeği göstereceğim. Ördek başarılı mı? Başarılı. Sanki ördek biraz mutsuz. Neden? Mutsuz ördek çizdin. Neyse detayları geçelim. Bir ördek çizmişsin. Başarılı mı? Başarılı. Gayet güzel ama niye testimi boyadın? Gözümü açardı. Salondaki masayı mı boyasaydın? Neyse ki masayı boyamamışsın. Bence sormalısın. Renk uyumuna bakalım. Arkadaşlar testim artık gitti. Dokunma diyor. Güzel olmuş. İstiyorsan dokun da yani böyle oluyor. Çünkü dokunmasam dolu. Altını boyatmadın herhalde. Heh, en azından koyduğumuz yere bulaşmasın. Gofret şimdi gidip buna sataşmaz değil mi? Ben bunu içine de boyadım.
Nasıl içinde boyadım? Boyanmaz ki içi. Fırçayı uzattım. Güzel olmuş. Sıra perdelerinde. Şaka şaka. Neyse geç geç. Bir daha bir şey izin almadan boyama. Ne? Kızım ondan sonra makineye seni de atarım perdelerle birlikte. Beni niye? Bu arada üstüme koyatmayayım. Fark ettim. O sorun değil. Makine çıkaracak şeyleri dert etmiyorum. Bundan da yıkansa çıkar mı? Yok yıkamayacağım. Öyle bir şeyim yok. Ben yıkadım zaten. Bir önceki resmi. Nasıl yani? Dün bir tane çizmiştim. Onu böyle ovalaya ovalaya çıkardım. Çıktı mı? Hayır. O yüzden üstüne koyadım. Çıksız bu durum olmaz. Mert arabanı boyamış. Daha önce ne çizdin de? Göz çizecektim. Ha. Söyledim ki ne gerek var. Söyledim evde çizdim. Çocuğum. Ne? Sıkıntıdan. Arkadaşlar malum bu sene pek bir yere gitmedik. Gitmediğimiz için de bu kız evdeki her şeyi boyamaya kalkacak gibi görünüyor. Ne var? Burada boyayacağım bir şey yok oraya bakma. Masayı boyayabilirsin. Orada başka boyayacağım bir şey yok. Seyla. Ne? O senin neydi o? Neydi? Üstünde. Orkun. Onu da boyamazsın herhalde. Niye? Ne niye? Neresini boyamayı düşünüyorsun? Ork boyanır mı ya? Neden boyamasın ya? Kızım boyayabileceğim bir yeri yok. Bak hoparlörünü boyayamazsın. Buraları var. Tamam tuşları da var. Çok kötü olur. Dokunduğun zaman bulaşır her yerine. Hayır. Sen duvara dokunca bulaşıyor mu yani? Bence abine ver satsın bunu. Boyamaktan iyidir. En azından parası gelir. Testini satarım. Ay. Alıcısının çok olacağına inanıyorum. Kimse almaz o testiyi. Ama Ork'u alan olur. Bir aylık kullanılmış, bir iki aylık bir ork sonuçta. Olsun. Piyanoya da çalış bu arada. Seviyorum ben bunu. Tamam, sevdiğin için tutuyoruz tabii burada da boyama boyu. Bence. Çiçeğini boya. Çiçeğin boya. Hı, saksını boya. Boya, sıkıntı yok. Okey. Şuna dokunamıyoruz mu ya? İnceleyemiyoruz iyice. Al al al, bulaşıyor sadece. Bulaşmasını istemiyorum. Tamam, benim tuttuğum yerden tut şuradan. Şöyle elime evir geçmiş. Çevir de biz iyice bakalım. Bak. Hı. Renkler birbirine girmiş. Onlara dikkat etmedim. Çok umursamadım öndeki resmi yüzünden. Şurası evet. Farklı renk. Şura şura 3-4 renk hatta. Tamam. İlk başta bir komple bütün testi şu renkti. Evet. Sonra dedim ki ne gerek var? Maviye boya. Gofret girdi Allah'ım. Sonra da işte gagası falan yamuldu. Onu düzelttim. Burada şimdi... da 4 renk var. 4 yeşil. Şurada 2 kahverengi var. İşte birbirine girdi. Arkadaşlar biraz önce konuşurken eleştirdim şey yaptım da ciddi şey soruyorum şu an o konuya geçtiğimize göre. Ördek neden böyle üzgün? Bilmiyorum ki çizdiğim resimde öyleydi. Ben hiçbir şey yapamadım. Bulduğun örnekteki öyleydi yani. Hı. Güzel olmuş. Kokalak ister misin? Hayır. Bence de. Şu yerdeki şey hala kaldı değil mi? Arı. Arının sadece siyahları kalmış. Hangi boyayı kullanmıştın bunu yaparken? Guaş. Guaj buradan çıkmıyor mu? Her hafta siliniyor da. Çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Her hafta temizlik var. Siliniyor. Ama çıkmıyor görünen o ki. Zaten çıkmış olsa elimin ıslaklığıyla çıkardı ama çıkmıyor. Parkelere guaj boyayla kesinlikle bir şey çizmeyin. Derste. Bakma su döktüm ben. Evet Seyla'nın çöplüğüne hoş geldiniz. Ben ne var az pis çalışıyorsun? Seyla'nın çöplüğü burası. Bu bant biliyor musun? Farkındayım. Az pis değil, çok pis çalışıyorsun. Biraz pis çalışıyorum. Bu pisliği temizleyecek olan kişi de sensin. Masayı sil ki lekeler yerleşip kalmasın. Yani başka bir çözümü yok. Tamam mı? Elim yaşıyor. O testi burada kalsın, iyice neden? Kurusun. Kurusun sonra götürün. Kurudu zaten. Gofretin elime. Onu... Gofret burada. Kofret biraz önce tezgahta yatıyordu. Girdi içeri işte. He tamam yatmıştır bir yere. Kedide acayip bir sakinlik, ruhsuzluk var. Hmm. Büyük ihtimalle... Elleme gitarımı. Sıcaktan. Ellenmiş o zaten. Kızım elleneceği kadar yavrucuğum. Gitarım öteli koptu. Farkındayım. İki ay önce mi ne, bir ay önce mi ne? He. Neyse bunu götürün abinle birlikte değiştirin. Arkadaşlar, gitar videosu, piyano videosu istiyorsunuz. Ama telif var. Maalesef onlar da telif olduğu için atamıyoruz. Yani yoksa Süheyla size bol bol gitar çalabilir, evet, şarkı gitar söyleyebilir, piyano çalabilir. Ama onlar da telif olduğu için atamıyoruz. O yüzden de
dinleyemiyorsunuz. TikTok'tan falan dinleyebilirsiniz. Bana boya alman gerekiyor. Gene mi bitti ya? Biter tabii, durmadan sağı solu boyuyor. Aklına geleni boyuyor yani. Çok bitti sayılmaz. Temel renkleri alsan yeter. Bir de şey, kapakları açılmadığı için artık böyle kullanıyor. Neden açılmıyor? Bir süre sonra kapakları kuruyor. Hmm. O yüzden. Yani normal açılmaz. Tamam. Bu şeyden memnun musun? Hani markadan mı? Hı-hı. Evet. Çok. Evet. Markasının ne olduğunu da bilmiyorum ki. Yazıyor ya üstünde. Okudum. Evet. Ama şey, bu sefer canlı renkler almayı düşünüyorum. İyi de bu 24'lü değil mi aldığımız, 12'li mi? Ha. Şey o, bir de bunlar daha çok yakın tonlar. Ha. Ben sürekli beyazla siyahla açıp koyulaştırdığım için beyazla siyahım çok çabuk bitiyor. Hmm. Bak mesela bu mavi. Hı-hı. Ama tek bir yerden çıkıyor, bu da mavi. Ama mor gibi duruyor. İşte çok yakın renkler olduğu için ben daha çok birbirine zıt renkler alıp karıştırıp bu renkleri bulabilirim. Ama bunlarla düz rengi çıkartmak sürekli beyaz boya gitmesi demek ve beyazım bitti. Bir tane. O da bitti. Evet. Süheyla'ya boya alacağız. Arkadaşlar, yaz için burayı tamamlar diye düşündük ama bunları çizerken bir açıklama yapmıştık. İstemesi gerekiyor. Çizim yapabilmesi için içinden gelmesi ve gerekiyor. Ve bir gün sürdüğü için bunlar daha bir gün boş. Şey, o enerjinin olması gerekiyor. Hah, bugün ben çizerim. O enerjim var, çünkü isteğim duvar var. Yani. Silip demesi atamam. Lazım. Aynen. O yüzden de şu an için sadece iki resimle kaldı. Nasıl bir sürede, ne kadar bir sürede biter bilmiyoruz. Üzerine ne tür resimler gelir onu da bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Yani Süheyla'nın hayal gücüne bağlı. Evdeki diğer şeyleri boyamaktan pek fırsat bulamayabilirdi. Seni yaptın çok ayıp bir kere. Ne? Sen neden izin almadan boyadın çömleğimi? Testo. Pestimi? Perdeni kullanmıyorsun zaten. Neyse bir arkadaşlar, dakika, bak kendinize şimdi iyi bakın. Güzel bir fikir söyleyeceğim. Şimdi mutfaktaki düz beyaz, mutfaktayım salon. Salondaki düz beyazı böyle kaldırdığında tertemiz, indirdiğinde böyle kocaman bir çiçek veya güzel bir şey olsa hoş olmaz. Olmaz. Ben çiçekleri o kadar sevmiyorum. Ben canlı çiçekleri seviyorum. Hayır, sağda solda çizeyim? Çiçek böcek sevmiyorum. Hayır. Onlara meraklı olsam çıkar bahçeye bakarım sürekli. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gofrete dal git.